Seyirciler, NATO zirvesine ilişkin ayrıntıları paylaşmıştık sizlerle. Hemen bir kısa hatırlatma yapalım. Son yılların en kritik zirvesi diyebiliriz. Brüksel'de gerçekleşiyor. Ve 29 ülke lideri yeni karargah binasında toplu fotoğraf çektirdiler. O fotoğraf da gelecek ekranlara. Basının karşısına geçtiler. Birçok ilke sahne oldu bu seneki zirve. Bunlardan biri bizi ilgilendiren eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı sıfatıyla katıldı. Mevlüt Çavuşoğlu var, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimlerden ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ilk kez bu sıfatla zirveye katılıyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Bayraktar, sevgili seyirciler, Albayrak, özür dilerim. Evet, bu arada zirveye ilişkin notlar, Erdoğan-Merkel görüşmesi geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Yaklaşık 40 dakika sürdü bu görüşme. NATO bildirisi de yayınlandı bu arada. Ondan da satır başları aktaralım. Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemlerin arkasındayız denildi. Ve terörle mücadelede dayanışma içindeyiz denildi NATO bildirisinde. Türkiye ile ilgili başlıklarda sevgili izleyiciler, şu anda Erdoğan-Merkel görüşmesine ilişkin görüntüler ekranda, tokalaştılar. Dediğim gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Savunma Bakanı sıfatıyla ilk kez katılıyor. Hulusi Akar yine Erdoğan'a eşlik eden isimlerden ekrana geliyor. Ve toplu fotoğraf şu anda ekrana geldi. Kameraların karşısına geçti liderler. 29 ülke lideri sevgili seyirciler. Kritik bir zirve. Ayrıntılarını geçtiğimiz saatte sizlerle paylaşmıştık. NATO zirvesine ilişkin, fotoğraf karesine ilişkin ayrıntılar da ekrana geliyor sevgili izleyiciler. NATO zirvesi ne ait ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ve yine bugünün önemli başlıklarından biri, aslında son 2-3 gündür konuşuluyor. Ertelenmişti Soma karar davası, biliyorsunuz. İlginç kareler yansıdı. Fenalık geçirenler oldu. Sağlık ekiplerine müdahale ettik. Yakınlar oldu, aileler oldu. Şu anda ekranda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet, maalesef hala isyanını sürdürüyor Soma maden faciasında yakınlarını yitiren aileler. Dün ekranlara getirmiştik. Nerede hukuk, nerede adalet diye haykırıyordu yakınları. Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin yakınları sevgili seyirciler. 4 yıl önce, yaklaşık 4 yıl önce Soma ilçesinde 301 madenci hayatını yitirmişti faciayla, bu faciada sevgili seyirciler. Karar açıklandı. Hemen ona dönelim. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası acılı aileler ekranda gördüğünüz gibi sinir krizi geçirdi. Sevgili seyirciler, haberin ayrıntılarına bir bakalım, daha sonra değerlendireceğiz. 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamına ilişkin açılan davada 2 gün önce ertelenen karar bugün açıklandı. 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuklu sanıklardan maden mühendisi, işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin verdiği kararda Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluluğun devamına karar verildi. Kararın açıklanmasının ardından aileler verilen cezalara az bularak tepki gösterdi. Çocuğuma şimdi cevap veremiyorum. Çocuk çizgi filmde görse gelecek mi baba? Hocam çıkmıyor. Dedim ben şuraya 4 senedir geliyorum çocuklarımıza kalmasın hesap sormak. Acılı aileler sinir krizi geçirdi. Arkadaşlar lütfen bakın. Arkadaşlar. Sinir krizi geçiren ailelerden bazıları ise hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlar yardımcı olun, duramıyorum.
Evet, şimdi Sayın Can Atalay telefon attığımızda. Sayın Atalay, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Evet, karar nihayet çıktı. Erteleme vardı. Ancak görüntüler ekranda. Bu kararla ilgili kamuoyunda çok tepki var. Açıklanan cezalarla ilgili, ama daha çok tabii Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin aileleri sinir krizleri geçirildi. Nerede adalet feryatları yükseldi? Neler söyleyeceksiniz Sayın Atalay? Öncelikle şunu söyleyeyim. İzleyiciler, biraz önce okuduğunuz cezalarla ilgili olarak şunu düşünebilirler. Cezalar yüksek, dolayısıyla bu insanlar neye itiraz ediyorlar diyebilirler. Bu yanlıştır. Can Gürkan'la ilgili taksir dedi mahkeme heyeti. Heyet, bir mahkeme mi bilmiyorum, bir heyet ama. Diğer sanıklarla ilgili bilinç taksir dediler. Şöyle anlatayım. Bizce olası kısıttır. Sonuç öngörmelerine rağmen gerekli işlemleri yapmamışlardır. Bu Türk Ceza Kanunu anlamında olası kısıttır. Ve böyle ceza almaları gerekir. Eğer böyle ceza alsalardı 20x301 bir bu cezanın karşılığı. 20x301. Bugün eğer mahkeme siyasi mülahazalarla hareket etmeseydi, taksirle cezalandırdığı kişilerin tahliyesine karar verirdi. Tekrar ediyorum. Siyasi mülahazalarla hareket etmeseydi, taksirle ceza verdiği insanların tahliyesine karar verirdi. Bu dosya açık bir şekilde yürütmenin, siyasi iktidarın müdahaleleriyle mağluldür. En kötü tahmin bile bu dosyayı takip eden, dosyanın kapağını açan, duruşma salonunu içine giren, en azından birkaç gün duruşma izleyen herkesin en kötü tahmini bile bu cezaların çok üstündeydi. Bu dosya İzmir'e gittiğinde, istinaf mahkemesine gittiğinde çok yüksek bir olasılıkla başta Can Gürkan olmak üzere tüm sanıklar beraat edecekler. Olaydan hemen sonra bütün sorumluluk bana aittir diyen Alp Gürkan'la ilgili beraat kararı verebildi bu oya. İzleyiciler şunu hatırlasınlar. Bu madenden ölüp çıkan, cenazesi çıkan işçiler suçlandı önce. Burada suçlanamadılar. Tek suçu madenden sağ çıkmak olan işçileri suçladılar. Bunda da başarısız oldular. Laf Fethullah'ın cinlerine kadar geldi. Bu kadar düşkünleştiler. Daha sonra ne oldu? Duruşma salonunda en yüksek makamlarla, Cumhurbaşkanı'yla görüşüyoruz diyenler mahkeme heyetini tehdit ettiler. Mahkeme heyetinin bu tehdide pabuç bırakmayacağı anlaşıldıktan sonra o mahkeme heyeti görevden alındı. Başka illere gönderildiler ve yeni bir mahkeme heyeti görevlendirildi. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu basit bir hakim değişikliği değil. Bu bir dosyayla ilgili bir hakim değişikliği değil. 301 tane cinayet dosyası düşünün. 160 küsür tane ciddi yaralanmaya ilişkin dosya düşünün. Doğal yargıç ilkesinin en basit ihlalidir. Bu Türkiye'de adaletin çöküşünün resmidir. Bu Türkiye'de adalet mekanizmasının ne hale getirildiğinin, cebinde parası olanların işini nasıl hallettiğinin işaretidir. Türkiye'de tüm sorumluluk tek bir kişinin elinde toplandı. Cumhurbaşkanı'nın elinde toplandı. Evet. Cumhurbaşkanı buna bir şey söylemesi lazım. Bir yanıt vermesi lazım. Bu işin nasıl böyle olduğunun yanıtını vermesi lazım. Yarın bu hakimler Yargıtay üyeliğine atanırlarsa bunun hesabını hepsinin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinin vermesi gerekir. Bunun kabul edilebilir tarafı yoktur. Aileler isyan etmekte. Şu anda Kınık'ın, Soma'nın, Savaştepe'nin köylerinde, merkezinde toplantılar devam etmekte. Biz ailelerden haber bekliyoruz. Bu dava divana kalmayacak. Bunu söylüyoruz. Ailelerin kararına uyacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Peki Sayın Atalay, biz de merak ediyoruz, merakla bekliyoruz bu süreçten çıkacak sonucu. Teşekkür ediyoruz. Bu dava divana kalmaz, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Soma davasında acılar dinmedi. Çünkü hukuk nasıl yerini bulmadı? Can Atalay, avukat Can Atalay davayı başından beri takip ediyor biliyorsunuz. Ayrıntılarını aktardı bize. Şimdi günün sıcak gelişmelerinden biri de Adnan Oktar'la ilgili yaşanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adnan Oktar ve grubuna
4 ilde operasyon başlattı ve operasyon kapsamında 235 kişiye gözaltı kararı verildi. Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine de kayyum atandı.